5. sınıf matematik ders kitabı sayfa 111. Pekiştirelim. 300 olan Özge, Enes ve Zeynep'e babaların doğum günlerinde eşit büyüklükte 3 pasta almıştır. Özge pastasını 8 eş parçaya bölerek 3 parçasını yemiştir. Yani Özge'nin pastası arkadaşlar 8 eş parçaya bölmüş. Paydam 8, 3 parçasına yemiş. Enes pastasını 4 eş parçaya bölmüş. Bir pastasını yemiş, yani 4 parçaya bölmüş, 4'te 1. Zeynep ise pastasını 16 eş parçaya bölerek 5 parçasını yemiş. Yani 5 bölü 16 ya da 16'da 5. Buna göre en çok pastayı kimin yediğini buluruz. Evet, burada kesirlerimiz 3 bölü 8, 1 bölü 4, 5 bölü 16. Burada karşılaştırabilmem için, daha rahat karşılaştırabilmem için paydalarını 16 yapayım arkadaşlar. Bunu 2 ile genişleteyim. Bunu 4 ile genişletiyorum. 16 olacak. 2 ile 3 çarptım. Artık Özge'nin pastasını ben 6 bölü 16 olarak düşüneyim. Enes'in pastasını ise 4 bölü 16 olarak düşüneyim. Zeynep'inki zaten 5 bölü 16. Şimdi paydalara eşit olduğu için paylar 6, 4 ve 5 oldu. Payı büyük olan büyük olacağından dolayı 6 bölü 16, yani Özge'nin 3 bölü 8 olan pastası hepsinden fazladır. İkinci soru. Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Evet, en küçükleri. Burada paydaları eşit olduğu için paydaları küçük olan en küçüktür. Yani 8 bölü 29 küçüktür. 10 bölü 29, o da küçüktür. 17 bölü 29. B'ye geçtik. Burada paylar eşit. Paylar eşit olduğu zaman paydası küçük olan daha büyüktü. O zaman küçükten büyüğe dediği için 45 bölü 23 en küçük, 45 bölü 17 ve buradaki, özür dilerim, 40, evet, 45 bölü 17 ve en son 45 bölü 8 en büyük sayımdır. C'ye baktım. Hepsinin tam kısmı 7 olduğu için basit kesir kısımlarına bakacağım. 5 bölü 6, 1 bölü 2, 2 bölü 3. Bunu baktığın zaman arkadaşlar 5 bölü 6, yani 1 tama çok yakın. 1 bölü 2 yarım, 2 bölü 3 de 1 tamdan az. Mantıken akıllan cevaplandıramıyorsunuz arkadaşlar. Her zamanki yaptığımız gibi bunun paydasını 3 ile çarpıyorum. Bunun paydasını 2 ile çarpıyorum ki hepsinin paydasını 6 yapayım. 3 ile çarptım. Artık burası 3 bölü 6 gibi düşünüyorum. Burası da 4 bölü 6. Burası zaten 5 bölü 6 idi. Paydaları eşit oldu. Yani 7 tam 5 bölü 6 en büyük. 7 tam 5 bölü 6 en büyük. Burada ama küçükten büyüğe yapacağım için hemen değiştireyim. Tam tersinden başlayacağım çünkü. 7 tam 3 bölü 6 en küçük olacağı için, yani 1 bölü 2 küçüktür. 7 tam 2 bölü 3, o da en küçüktür. 7 tam 5 bölü 6'dan en büyüğümüz 7 tam 5 bölü 6. Ç'ye geçtik. 3 bölü 4, 1 bölü 11 bölü 12, 5 bölü 6, 1 bölü 3. Hepsinin paydasını 12'de eşitliyorum. Bunu 3 ile genişlettim. Bunu 2 ile, bunu 4 ile. Artık benim yeni kesirlerim. Burası 9 bölü 12 oldu. Diğeri zaten 11 bölü 12 idi. Üçüncü kesim 10 bölü 12 oldu. Son kesim de artık 4 bölü 12 oldu. Hepsinin paydaları eşit olduğu için payı büyük olan buradaki 11 bölü 12. Ama ben en küçükten başlayacağım için 4 bölü 12, yani 1 bölü 3 küçüktür. Daha sonra 9 bölü 12, yani 3 bölü 4. Sonra 10 bölü 12, yani 1 bölü 3. Ve en büyüğümüz 11 bölü 12. Üçüncü soru. Yukarıdaki eş parçalara bölünmüş aynı büyüklükteki bütünlerle modellenen kesirleri yazınız ve büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Evet, birinci kesim arkadaşlar. İki tane tamı var. Yani iki tam. Paydam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 parçaya bölünmüş. Özür dilerim. 6 parçaya bölünmüş. 2, 4, 6. 2 parçası olmuş. 2 tam 2 bölü 6. İkinci kesim 1 tam 1 bölü 4. Üçüncü kesim 2 tam 1 bölü 3. Bunları büyükten küçüğe sıralarken arkadaşlar, iki tanesi 2 tam olduğu için tam kısımlarımız eşit ve diğer kısımlarına bakıyorum arkadaşlar.
Burada 2 bölü 6 verilmiş. Burada 1 bölü 3 verilmiş. Aslında bunlar ikisi de aynı. 1 bölü 3'ü ben 2 ile genişlettim mi arkadaşlar? 2 bölü 6 olur. Yani buradaki kesimle buradaki kesim birbirine eşit. Yani 2 tam 2 bölü 6 eşittir 2 tam 1 bölü 3. Ve buradaki 1 tam 1 bölü 4 de en küçük olduğu için büyüktür. 1 tam 1 bölü 4. Dördüncü soru. Ayşe, Bensu ve Cem'in eşit sayıda cevizi vardır. Ayşe, Bensu ve Cem'in cevizlerinin sırası da 3 bölü 4'ü, 1 bölü x'i ve 5 bölü x'i çürük çıkmıştır. Buna göre en fazla cevizi çürük çıkan kişi kimdir? Burada Ayşe'nin 4'te 3'ü, yani benim 4 parçam var. Bu 4 parçanın arkadaşlar 1, 2, 3 parçası çürük çıkmış. Bensu'nun 1 bölü x'i yani yarısı çürük çıkmış. Cem'in ise 8'de 5'i çürük çıkmış. Burada çürük çıkan kısımları ben karşılaştırmam gerekiyor. 3 bölü 4, 1 bölü 2. 3 bölü 4 şöyle yazıyorum. 1 bölü 2 ve en son 5 bölü 8. Daha rahat karşılaştırabilmem için paydasını 2 ile genişlettim. Paydasını 4 ile genişlettim. Artık benim yeni kesirlerim 2 ile 3 yaptım. 6, 6 bölü 8, 4 bölü 8 ve 5 bölü 8. En fazla olan hangisi arkadaşlar? 6 bölü 8 olan yani 3 bölü 4. 3 bölü 4 de kimindi arkadaşlar? Ayşe'nindi. En fazla çürük çıkan Ayşe. Sayfa 112. Bir bakkal 72 tane ekmeğin 8'de 3'ünü sattı. Buna göre bakkal kaç tane ekmek satmıştır? Ben 72'nin 3 bölü 8'ini buluyorum. 72'yi burada 3 ile çarpıp 8'e bölürsünüz ya da direkt sadeleştirme yaparak arkadaşlar 72'yi 8'e böldüm. 9, 9'a 3 çarptım. 27. İkinci soruda bir araç 144 km yolun 9'da 5'ini yani 5 bölü 9'unu gitmiştir. Bu araç kaç kilometre yol gitmiştir? 144'ün, evet ikinci sorunun çözümünü buraya yazıyorum. 144'ün ben 5 bölü 9'unu bulmam lazım. 144'ü 5 ile çarpıp 9'a bölmem ya da sadeleştirmem gerekiyor. 144 ve 9. 144'ü 9'a böldüğüm zaman arkadaşlar 16 çıkar. 16 çarpı 5 80 km yol gitmiştir. Son soruda ise 186 bidenin 6'da x'i beyaz, geri kalanlar mavidir. Bana kaç tane maviyi soruyor arkadaşlar. Ben önce beyazı bulacağım. 186'nın 2 bölü 6'sını bulayım. 186'yı 6'ya böldüm arkadaşlar. 31, 31 çarpı 2, 62 tanesi beyaz. 186'dan 62'yi çıkartıyorum. Mavileri buluyorum. 4, 2, 1, 124 tanesi mavidir. Sayfa 113. Bir havuzun 3 bölü 7'si 210 litre su ile dolmaktadır. Evet şöyle 7 parçalı bir havuz çizeyim. 2, 4, 6 şöyle şuraya uzatayım. Kapatırsak 7 parçalı bir havuzum çizdim. Bu havuzun 7'de 3'ü yani 1, 2, 3 parçası 210 litre su ile doluyormuş. 210 litre 3 parça olduğuna göre 210'u ben 3'e böldüğüm vakit 70. 70 nedir benim? 70 buradaki 1 bölmedeki su miktarımdır. Buna göre havuzun tamamı diyor. Havuzun tamamı 7 parça olduğu için 1 parçam 70. 70 çarpı 7 cevabımız 490 litre su almaktadır. Sayfa 114 ikinci soru. Bir kütüphanedeki kitapların 3 bölü 7'si 420. Aynı mantığı arkadaşlar. 3 parçası 420 ise şekil çizmeden yapacağım. Buna 420'yi 3'e böldüm. 140. 140 buradaki bir parçanın sayısı. Bana toplamını sorduğu için 140 çarpı 7 0 4 kere 28 elde var. 2 980 tane kitabım vardır. Sayfa 115 pekiştirelim. Bir ormanlık alana 360 fidan dikilmiştir. Dikilen fidanların 12'de 5'i yani 5 bölü 12'si çam fidanıdır. Buna göre kaç tane çam fidanı dikilmiştir? 360'ın 5 bölü 12'sini bulduk mu sorunumuz çözülecek. Burada 360'ı 5 ile çarpıp 12 edebilirsiniz ya da direkt 360'ı
12'ye böldük. 30. 35 ile çarptık. 150 tanesi çam ağacıdır. İkinci soru. Bir benzin istasyonuna günlük 180 araç giriyormuş. İstasyona gelen araçların 4 bölü 9'u otomobilmiş. 180'in bana 4 bölü 9'unu soruyor. 180'i 4 ile çarpıyorum. 720'yi 728'e bölerek de bulabilirim ya da sadeleştiriyorum. 180'i 9'a böldüm. 20. 20 çarpı 4. 80 tane otomobil vardır. Üçüncü soru. Bir klima buradaki tuşa basıldığında oda sıcaklığını 1 bölü 8'i kadar azaltıyormuş. Oda sıcaklığı 24 derece iken buradaki tuşa bir kez basılırsa yani 24'ün 1 bölü 8'i kadar azaltacak. 24'ü 8'e böldüm. 3 derece azaltacak. 24'ten 3 derece azalttığı için 24-3. Artık yine oda sıcaklığım 21 derece olacak. Dördüncü soru. Tuna cebindeki parasının 2 bölü 5'i ile fiyatı 40 TL olan şapka almıştır. Yani benim param 5 parça. Bunun 2 parçası 40 liraysa 1 parçası 20 liradır. 40'ı 2'ye böldüm 20 lira. Toplam 5 parça olduğu için 20 çarpı 5 paramın tamamı 100 liradır. Beşinci soru. Hakan'ın gideceği yolun 4 bölü 9'u 200 metredir. Hakan'ın gideceği yolun tamamı toplam kaç metredir? Evet 4 parçası 200'müş arkadaşlar. 200'ü 4'e böldüm. 50. Bir parçası 50 bana gideceği yolun tamamını soruyor. Yani 9 parçayı soruyor. 50 çarpı 9. Cevabımız 450. Altıncı soru. Müzik aletleri satan bir mağazada üflemeli çalgı aletlerinin sayısı mağazadaki çalgı aletlerinin tamamının 2 bölü 9'muş. Üflemeliye Ü dedim. Diğerine de Ç dedim. Üflemeli çalgı aletlerinin sayısı mağazadaki çalgı aletlerinin tamamının 9'da 2'siymiş. Ne demek bu arkadaşlar? Buradaki üflemeli çalgılar 2 birim ise benim üflemeli ve çalgılarımın toplamı 9 birim olması gerekiyor. Çünkü üflemeyi ben toplamına böldüğümüz zaman 2 bölü 9 çıkması gerekiyor. Mağazada toplam 36 tane üflemeli çalgı vardır. O zaman 2 parçam arkadaşlar benim 36 ise 1 parçam 18'dir. 18 artı 18 üflemenin toplam 36'dır. 1 parçam 18 olduğuna göre toplam benim 9 parçam olduğuna göre 18 çarpı 9, 8 kere 9, 72, elde var 7, 9 kere 1, 9, 7 daha 162 tane toplam çalgım vardır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.